Merhabalar. Studio Turkey'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine çok değerli, çok kıymetli bir hocam bizlerle. Bugün kendisiyle olduğum için yine gurur ve onur içerisindeyim. Çok değerli hocam, ressam, aynı zamanda kanun sanatçısı Profesör Erol Deren. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, çok şükür. Bayağıdır görüşemiyorduk. Oldu, evet. Şimdi görüşüyoruz, evet. Evet. Biraz çalışmalarınızdan biraz bahsetmek istiyorum ben. Biraz sonra fragmanlarda da vereceğim gerçi ama sizden de bir duyalım. Burhanettin Deren gibi bir ismin de değerli evladısınız. Sizin de değerli bir evladınız var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama yaptıklarınızdan çok kısa bir bahsedelim isterseniz. Şimdi benim hayatımda resim ve müzik ağırlık kazandı. Sonra da öğretmenlik malum. Efendim işte en küçük yaşlarından itibaren her iki sanat dalına ilgi duyardım. Ama işin enteresan tarafı babam müzisyen olmasına rağmen, bestekar olmasına rağmen küçüklüğümde okulda müzik dersinden ikmale kalırdım. Ondan sonra efendim bir gün dedi ki hoca bana babamı da tanıyor, benim velimdi. Senin baban dedi kıymetli bir müzisyen, sen nasıl oluyor da müzikle uğraşmıyorsun dedi bana. Benim bayağı gücüme gitti bu, eve geldim. Baktım babamla da pek fazla konuşamıyoruz. O devir öyleydi. Bizi uykuda öperlerdi büyüklerimiz. Hep siz diye hitap ederdik kendilerine. Bir açık verdim orada, hatırlıyorum. Derken bana iki gün sonra bir elinde mandolinden geldi, mandolin. Keman da çaldığı için tabii mandolinin baskıları aynı. Ondan sonra bana öğretmeye başladı. Abime de öğretiyor, bana da öğretiyor. Daha kardeşim yoktu o zamanlar. Efendim, fakat ben fazla sevemedim işte tremololu. Bana serenatlar falan veriyor. Notayı falan öğrendik ama. Ama bir süre çaldınız yani. Çaldık tabii. Yani hatta Christofort aklımda kalan bir metot vardı. O metottan çalıştırdı bizi. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra kendisi aynı zamanda ut çalardı. Tambur çalardı. Keman çalardı. Ve bana ut dersi vermek istedi. Aldık ut dersini, abime keman dersi verdi. Fakat utla pek aram iyi olmadı. Udilere ayıp olmasın ama öyle geldi. Estağfurullah. O zaman da Çinşan Tanrı Korur, ben biliyorum sizin fotoğrafınız da var. Onları da ekranlarımıza vereceğiz biraz sonra. Evet. Sizin onunla da bir tanışıklığınız vardı galiba. Tabii. Sonra Erzurum'dayız o zaman, şark hizmeti yapıyor babam. Efendim bir radyo yeni alınmış. Hiç unutmam, Lorenz marka bir radyo. Küçücük böyle bir şey. İşte dinliyoruz böyle. İçine girercesine yani. O devirde pek bir harç zamanı. Ben 37 modelim malum. 44 falan harç zamanı. Derken bir gün bir ses geldi işte. Bir enstrüman, taksim. Baba bu nedir dedi. Bu dedi kanun dedi. Ben bunu öğrenirim dedi. O anda aşk başladı diyorsun. Başladı. Sonra kara sevdaya dönüştü. Sonra? Sonra dedi ki ben bilmem dedi. Hoca yok, olsun. Ben hep öyle diyorum. Evladım onun 72 teli vardı. Beni caydırmak için elinden geleni yaptı. Mandalları vardır, olsun. O olsun, bu olsun falan derken 3 gün sonra koltuğunun altında bir kanunla geldi. Çok güzel. İşte benim istikbalimin, efendime söyleyeyim, en önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Babamdan başlar. Allah rahmet eylesin. Abi. Ve dedi ki bana asker adam, Ferah Feza Peşemini çalmıştık biz Ut'ta. İsmail Hakkı Bey'in. Ondan sonra efendim akşama dedi Ferah Feza Peşrevi'nin birinci hanesini dinleyeceğim dedi. Yeni almış kanun bana. Emir demiri keser. Çalınacak o. O çalınacak. Derken ben tabii akorduna başlıyorum falan. Daha önceden de işte nota falan biliyoruz ya.
İşte idareten çaldı falan, akşam geldi, ne oldu dedi falan, biraz çaldı falan. Ondan sonra, fena değil, daha güzel olur, çalış dedi. Evet. Ben kendi kendime kanunu öğrenmeye çalıştım. İşte bugünlere geldik. Ne güzel, bunun sonu da yok zaten, müziği yok da. Bunu okulda sizden öğrendik, sizlerden öğrendik. Gerçekten dışarıdan bakanla sizin dersinize giren arasında çok fark var. Bu ders hem müzik dersi hem hayat dersi gibi. Evet, siz de büyüklerinizden, Burhanettin Deren'den böyle gördünüz. Evet. Ve ben bunu da eklemek istiyorum. Çok değerli de bir oğlunuz var, aa, Burak canım, Deren. Evet, evet. O da sizden böyle gördü. O evet. Da neyle başlamış? Cello ile başladı. Cello ile konservatuarın 11 sene okudu. Evet, çok da güzel kompozisyonlar yazıyor. Devlet konservatuarı şeyin. Teknik Üniversitesi'ndeki. Sizin anlattığınız hikayeyi, olayı o da bana böyle anlattı. Ha. Ben çalıyordum dedi çelloyu. Bana dedi babam çok istediğim bir şey aldı dedi. Elinde gitarla geldi. Çok beğendiğim bir gitarla. Aa canım bak. O da sizin gibi anlattı düşünün. Öyle gördük biz babadan. Evet. Mesela ben kanun falan görmedim ki. Babamın şeyini gördük işte. Udunu gördük, tamburunu, kemanını gördük ve topluluğu vardı. Orada ben de tıngır mıngır ut çalıyorum. Yaşım kaç o zamanlar? Ve hiç unutmam nedir biliyor musun Gökhan'cığım? Şeyde mandolinin şeyi vardır ya, kapağı vardır hani, evet, böyle. Evet. Tellerin girdiği kapak. Yan tarafı mı? Yan tarafı. En uç tarafı. Eşiğin orası. Eşiğin arkasında. Arka tarafı. Onu açtı. Bak hiç unutmam. 1 Ekim 1949 dedi. Benim muskiye başladığım tarih. Hiç unutmam onu. Ondan sonra 57 senesinde de kanundan radyo imtihanı kazandım. Artist sanatçı olmak önemli. Evet. Mesela sanatla uğraşırlar da mesela bazıları iyi çalar. Ama artist müzisyen olmak ayrı bir iş. Çünkü yaratıcı olmak önemli. Yaratıcı sözünü de şöyle düşünüyorum. Aslında her şey yaratılmış. Kreatif diye yani aynı anlama geliyor aslında. Yani yaratıcı yaratmış her şeyi yaratmış. O yaratılanlardan keşfetmek önemli. Evet. Şimdi bakıyorsunuz öyle bir yer geliyor ki hiç kimsenin aklına gelmeyen bir hali koyuyorsunuz ortaya sanatta. Sanat başka bir iş. Ve o size ait oluyor. Tabii tabii. Kendi kreasyonunuz oluyor. Evet. Resimde de öyle. Ve iki sanat dalında da beraber olduğum için kendileriyle. Onların kendi aralarında öyle bir anlaşması vardır diye hissediyorum. Kesinlikle. Hatta şunu söylemek istiyorum. Güzel sanatlar şemsiyesi altında o güzel sanatların her birinde diğer bütün güzel sanatlar da gizli. Kesinlikle. Mesela bir resim görüyorsunuz. Diyor ki ne güzel resim. Şiir gibi diyor. Şiiri hissediyor. Teşbihinde şiiri katıyor. Evet. Mesela bir bakıyorsunuz diyor ki ne güzel bir resim veya da ne güzel bir müzik. Bir taksim ediyorsun. Ne kadar güzel bir müzik. Sanki bir tablo istedim diyor. Evet. Nedir o zaman netice benim anladığım kadarıyla? Sanat ifade tarzıdır. Anlatımdır. Her zaman verdiğim bir misal var. Mesela müziği ele aldığımız zaman işte film müziklerine bakarız. Cowboy filminin müziği vardır. Evet. Ran 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 der gider falan. Ondan sonra bir bakarsınız korku filminin müziği vardır. Korkarsınız. Yani o şeyi görmeseniz bile o müziği dinleseniz korku müziği dersiniz. Hissettirir o çünkü. Hissettirir. Eşini mesela demek ki halin yansıması var müzikte. Kesinlikle. Niye benziyor? Mesela bir ninni. Çocuğa ninni söylüyor annesi. O ninniyi duyan çocuk uyuyor. Hadi bakalım bir bando getirin uyusun. Ama savaşta da muhakkak bando lazım. Kesinlikle.
coşkulu mehter takımı lazım. Yani ne çıkıyor ortaya? Her halin yansımasının müziği var. Bir aşk filminin müziği de başka türlü. Kovboy filminin müziğini koyamazsın oraya. Kesinlikle. Değil mi? Aslında bir soruya yanıt vermiş oldunuz. Geçen hafta biliyorsunuz Saim Akçıl'la yaptığımız programda çok değerli Londra'dan bir yönetmen arkadaşımız bir soru sormuştu. Ya ben tabii bu program dedi çok derin bir program. Konuştuğumuz konular da dedi müzisyenlerin anlayacağı konular dedi. Belki dedi diğer programda açıklarsınız dedi. Ben tek sesli derken ne demek istiyorsunuz onu anlamadım demişti. Şimdi anlattıklarınız da onun işiyle bağlantılı biraz. Ben de bunu açıklamak istiyorum aslında size de söyleyeyim, size de sormak istiyorum bunu. Tek sesliyle çok sesli müziği de izleyenlere bir açıklayalım hocam. Evet. Müsaadenizle. Çünkü geçen hafta Batı müziğinden Saim Hoca buradaydı. Bu hafta da tek sesli müzikten. Gerçi siz de çok ses kullanıyorsunuz ama Türk müziğinin oluşturduğu sesler, tek müzik, tek sesli müzik, komalar. Bunlardan biraz bahsedelim istiyorum açıkçası. Evet. Tek sesli müzik, Türk müziği nasıl tarif edersiniz? Efendim şimdi mesela Meraklı diye bir çizgi film vardır ya, o düşer kalkar falan. Hı-hı. Ondan sonra baktığınız vakit ama sanat eseridir. Tek çizgi olmasına rağmen. Tek sesli müzik gibi. Gelelim şeye, Walt Disney'e. Walt Disney'in Vak Vak Kardeşleri, işte birçok şeyleri vardır, filmleri vardır, evet, malum. Ooo! Rengarenk, ormanlar, akan sular, efendim hayvanlar, ondan sonra güzel kızlar, küçük kızlar falan filan. Rengarenk. Bir çok sesli orkestrayın sanki ifadesi, yansıması, çizgiye yansıması. Bir tanesi tek çizgi, bir tanesi çok sesli. İkisini birbirinden ayırt edemezsiniz. Yani şöyle ki, ikisini de izlemekten zevk alırsınız. Yani birbirinin yerine geçmez ama ikisi de müşterek tarafı sanat eseridir. Kendine has bir yapısı var tabii. Şimdi mesela işte malumunuz efendim koma seslerin oluşu. 9 komaya bölünüyor. Evet. Şimdi ben kanun çaldığım için inanması zor ama inanın natürelle mesela bir mandal evveli segah sesidir ya mesela. Evet, evet. Buselik sesi diyelim. Segah sesi. Bazen o koma bemol bile pes gelebiliyor. İkisinin arasında keşke bir mandal daha olsaydı diyorsun. Şimdi rüzgara bakıyorsun. Nereden nereye? Rüzgar, fırtına. Hiç ara yok. Koma. Komaların da sık olduğu bir şey. Yani aslında doğa. Doğa çok önemli. Doğada olan sesler. Doğada olan sesler. Efendim bir de şey. Doğanın her yerinde estetik hakimdir. Kesinlikle. Şimdi hep o misal gelir aklıma. Mesela National Geographic'te hayvanlar alemi vardır ya, onları inceliyorum, böyle bakıyorum, oturuyorum. Bir panterin atlayışını seyrediyorum. Öyle bir atlayış ki onun haricinde başka bir hareket yaparsanız estetiğe aykırı olur. Onu öyle bir eser. Mesela bir aslanın yürüyüşü vardır. Şöyle bir supleksi vardır. Böyle bir supleks. Bir herhangi birisinin baktığınız vakit estetiğe aykırı hiçbir şey yoktur doğada. Zaten estağfurullah. Tabii ki yok. Ya, evet. Şimdi o zaman bizim doğal halimizde de estetik olması lazım. Var da onu en iyi şekilde kullanmamız lazım. Onu icabı. Doğal yapmamız lazım. Tabii. Biz sahteliğe meyil ettiğimiz evet. için. Olmaz o zaman. Mesela diyorsun ki çocuğa efendim nasıl mızrap vuracağım diyor. Kaan'la yeni başlayan. Nasıl yürüyorsun evladım sen diyorum. Bayağı yürüyorum. Yürürken elin nasıl diyor. Hiç fark etmemiş tabii. Yürü bakayım evladım. Siz de bakın eline bakın diyorum. Bakıyorlar. Sen yürü. Eline bakın. Bakın. Fark nedir? Hiçbir fark yok. Peki bu yürürken elinizin bu halde olmasını size kim öğretti diyorum.
Demek ki doğada hocalık var eğer alırsan. O zaman kanun da nasıl yürüyorsa. Her şey doğadaki gibi olacak, yumuşak. Yani işaret parmağıyla baş parmağın birbirine öpüşmesi. Bak. Böyle yapamazsın. Böyle de yapamazsın. Olmaz. Normalinde böyledir bu iş. O zaman demek ki doğal hoca nasıl elimizi buraya masanın üzerine veya da dizimin üzerine koyuyoruz. Kanunda da böyledir. E keman. Sayın Bey görmesin diye bir yanlışım olur. Ama şöyle bir hali olması lazım. Ben çalmadım. Evet doğru. Ut da sen biliyorsun. Bu böyle değil ama. Tabii. Böyle de değil. Şöyledir. Burada da şeydir. Tambur öyledir. Tabii. Nedir bunlar? Hep doğal halidir. Bir uzvunuz haline geliyor zaten zamanla. O yeni başlayanlar çok soruyor. O yüzden bunu da ben açayım komalardan falan tabii ki bahsedeceğiz Erol Hocam. Öyle bir anlatıyor ki anlamayanlar da tabii ki soracaklar ama gerçekten anlamayanın bile anladığı bir yer olacak. Gerçekten hem görsel hem de müziksel, sanatsal terimlerle bahsediyor. Biz de böyle dersler işledik işte. O yüzden şanslıyım. Şimdi anlamışsınız. Evet, evet. Hocam bu konudan da aslında siz anlattınız. Ben değinmek istiyorum. İşte hocalık da demek ki doğal olmalı. Aynı sizinki gibi. Veya mutlu torun değerli hocalarımız gibi. O zaman verimli oluyor. Nedir biliyor musun aslında? En büyük sanat. Ne kanun çalmak, ne resim yapmak, ne ut çalmak, ne yaşama sanatı. Yaşama sanatı. İnsanların birbiriyle olan ilişkisinin sanat haline dönüşmesi. İnsan en mükemmel varlık denmiyor mu? Evet. E o zaman biz bunu nasıl kirletelim? Evet, kirlettiler uzun zaman ama biz kendimize bakıyoruz. Biz evet kendimize bakıyoruz. Yani o zaman ve bu yaptığımız sanatlar yaşama sanatına bir destek veriyorsa, hizmet ediyorsa değer kazanır. Kesinlikle. Yoksa mesela marifet çalıyorsunuz, ediyorsunuz, ay nasıl yapıyor diyorsunuz fakat ortada müzik yok. Ne yapayım ben onu? Ruşen Kam hocamız vardı, Allah rahmet eylesin. Bir gün dedi ki, topladı bizi, beyler dedi. Aile terbiyesi olmayan sanatkar olamaz dedi. Doğru. Çok düşündüm ben bunu. Hakikaten çünkü dürüst ve saygılıdır aile terbiyesi olan. O zaman sanatta da saygı ve dürüstlüğü kullanır. Burada aklıma bir şey takıldı aslında hocam, size danışayım dedim. Ailesi gerçekten kötü olanlar var ve bir çocuğun doğarken şansı yok. Peki burada aile terbiyesini çocuk istemeden almadıysa nasıl yetişmesi lazım? Yani burada herkes aynı şartlarda yetişmiyor. Ailesi hırsız olanlar, çok kötü bir şiddete, mobbinge maruz kalanlar var. Bunları da düşünerek aslında suçlu kim diye düşünmüyor değil insan. Ben bazen bunları konuşuyoruz Sayın Hoca'yla da aynı şekilde. Okulda bazen sizlerle de böyle bir ortama giriyorduk. Ama burada da hani bu sohbetler ederken doğal ortamda en azından izleyenler de görsün istiyorum. Evet. Yani ben böyle düşünüyorum. Aileden şanssız olanlar da çok var. Şimdi bir de bunun tam tersi var. Şanslı olmasına rağmen kullanmıyor. O da var. O da var. E şimdi bu yapı meselesi tabii. Evet. Tabii bu biyolojik olaylar, onu ben pek bilmem ama genler meselesi var ya. Evet, kim bilir yedi göbek ötesinden gen alanlar da var. Tabii. Hangisi tevarüz ediyor bilmiyorsun ki. Ben bu şeyde herhangi bir ilmim yok ama bir de ya bütün mesele kendisinin içinde olması çok önemli ve ona en iyi şekilde değer verip ortaya çıkarabilmesi önemli. Nereye yöneldiği de çok önemli. Yöneldiği burada. Önemli. Evet. Ve bütün mesele ne biliyor musun? Dürüst ve saygılı olmak. Kesinlikle. Sevmesini bilmek. Kendine yetiştirmek de burada tabii. Bunu zaten samimiyet çok önemli. Hele sanatta. Evet. Samimiyet çok önemli. Sanat samimiyetsizliği kabul etmez. Evet. Sanat bir yerde ibadettir ya. Evet. Hakiki anlamda. Hakiki anlamda. Tabii. Yani bir lütuftur, bir hediyedir. O hediyenin kıymetini bilmemiz lazım. Evet.
bütünleşince ehlileştiriyor insanı, geliştiriyor. Tabii. Vücut buluyor yani. Evet. Aklıma gelen, bu önceki konuşmamızdan bir iki soru var aslında. Mut konusuna geleceğim. Tabii Mutlu Hoca'da bir sonraki programımızda yer alacağı için müsait bir zamanda. Bunu konuşmak istiyorum. Siz ut çaldınız o zaman. Bir çaldım bir ama. Kısa bir. Sen yani çok uyuşamadınız ama. Çok az be canım. Yani şimdi o devirde mesela bu kadar teknik de değildi. Benim ut dersi babamdan aldığım zamanlar 49-50 senelerinde ve Erzurum'dayız. Babamla beraberiz. İşte bestelerini yapıyor falan. İki parmak, hatırladım da iki parmak usulü vardı o zamanlar. İki parmak, şey Yorgo Bocanos'un, siz çok beğenirdiniz. İki parmak usulü. İki parmak, yani şunu pek fazla kullanmazlar. Evet, tamam. Bemoller diyezler yani gene öyle hatırlıyorum yani. Açık kullanıyorlardı. Açık kullanılırdı evet. Fakat tatlı bir şey vardı. Ezgisi. Türk müziği esprisi vardı. Sonradan tabii Yorgo ile falan ben çok çaldım beraber. Bir gün çok ne oldu Yorgo'ya anlatayım. Tabii. Yorgo ile beraberiz şimdi. Ben yeni girmiştim radyoya 1957 yılında. Dev gibi Hakkı Derman, Yorgo Bacanoz, efendim Sadık Şılay, Emin Ongan, Refik Fersan, Fehmi Tokay. Şükrü Tunar, ben bunlarla saz çalıyorum, 19 yaşındayım. Ödüm de patlıyor ama, böyle bakıyorum. Bir gün Yorgo Bacanoz gene böyle, ben burada oturuyorum, akordu benden alıyorlar falan. Ama hepsi benden daha yaşlı ve büyük isimler bunlar, malum o devirde de öyle. Derken, bir baktım prova yaparken, bir şey yaptı böyle. Ya Monsieur Yorgo, bir daha yapar mısınız dedim. Ne dedi bana? Böyle geldi, böyle gitti. Çok iyi o. Yapmadı. Yapmaz. Böyle geldi, böyle gitti. Böyle geldi, böyle gitti dedi. Peki dedik, tabii sesimizi çıkarmadık falan. Ondan sonra işte Mesut Cemiller vardı. Necdet Deşar, Niyazi Sayın beraber müzik yaptık. Şimdi işin enteresan tarafı, hep böyle aklıma gelenleri anlatıyorum. Çok iyi yapıyorsunuz. Mesela ben musiki okuluna gitmedim. Ondan sonra Güzel Sanat Akademisi'nin yüksek kısmını, süsleme bölümünü bitirdim. O ayrı. Süsleme ha, kumaş destinatörüyüm ben. Esas mesleğim diplomalı. Ama hiç anlamam. Efendim. Şimdi biz fakat Mesut Cemil'in bir violonsörde bir name yapması veyahut da bir iki şey söylemesi bizim için okul gibiydi. Çok şey öğrendim. Oradan bir şey söylenir, oradan bir taksim edilirken bir geçki yapılır. Bu bahsedilen hayat okulu bu o seyrek. Hayat okulu, müzik. Ama bu bahsedilen hayat okulu. Evet. Yani ve, bu ortamdaki. Evet. Ve yaşanan ve yaşatılan bir okul. Evet, kesinlikle. Şimdi öyle enteresan ki ben böyle der, hatta herkes güler böyle hoşlarına gider. Ya ne zaman Mesut Cemil'i görsem fadiyizm değişir. Yani baktığın vakit sanatı görüyorsun. Bir sanat heykelini görüyorsun. Bendeki bıraktığı intiba o. Bir konuşması var, bir eda var, bir yürüyüş var. Yürürken bile müzik yapıyor sanırsın. Ben bunları yaşadığım için söylüyorum. Bir gün ben yeni girmiştim radyoya. Orhan Borar vardı, orkestrası vardı, kemancı. Ve onun orkestrasında Mesut Bey cello çalardı. Ve bizim Türk müziği şeylerine de, neşriyatlarına girer, akordu alır. Şimdi böyle, bir neva lütfeder misiniz? Böyle konuşur. Burada oturuyor. Ben kalırım. Buyurun efendim. Edep. Başka türlü olmaz. Ondan sonra bir gün dedi ki bana,
Orhan Borar'a gidiniz, size bir parça versin, orkestrada beraber çalalım dedi bana. Ben şaşırdım, bir şey de söyleyemiyorum. Böyle müşekkel, uzun boylu, böyle bakıyor, ben de böyle bakıyorum falan. Sevinç ve korku var içeride. Evet, yani endişe var. Acaba sahiden mi söylüyor dedim, bir tereddüdüm. Hemen gidiniz alınız dedi bana. Efendim, ben Batı müziği çalmadım şimdiye kadar dedim. Olsun, çalarsınız dedi. 3 gün sonra dedi, beraber olalım dedi. Baktım ki kurtuluş yok. Dedim ki, efendim, hiç olmazsa 15 gün bana müsaade verin dedim. Çalışayım dedim. Peki dedi. Yahu koskoca Mesut Cemil, Orhan Borar Orkestrası'nda ben solist oldum ya. Ben inanır mısın hala böyle aklıma geldi vakit yaptım mı diye düşünüyorum. Daha yeni girmişim ben mesela. Demek ki ben de... Bunu kendileri görmüşler. Görmüş. Bunu layık görmüşler. Ha, yani ona rağmen görmüş tamam ama... Bir Mesut Cemil'in böyle bir teklifte bulunması ve o Canım Orkestra'da arp vardı, piyano vardı. Hans diye bir piyanist vardı, Almandı galiba. Mesut Bey cello, kemanlar, bendeniz de kanun çaldı. Ama Mesut Bey bunu layık gördüyse... Aa canım, sağ. Evet. Demek ki hakikaten hakkınızmış. Aa canım, işte yani tabii çok... mutlu olmak sözü az gelir. Çünkü o dev müziğinde hala hiç ölmeyen işte. Bir müziği var. O işte sanatı var. Babası öyle, kendisi öyle. Neler çektik biz kendilerinden. Yapmak istedik, yapamadık yani. Koskoca bir tambur Cemil'i düşünebiliyor musun? Hala 100 sene evvel gelmiş. Hala geçen yok. Hala yolunda gidiyoruz. Dinliyoruz neler yaptılar. Dersini vermeye çalışıyoruz ki öğrenelim diye. Ondan sonra da her defasında da aynı taksim başka bir ufuk açıyor. Sanat bu. Bir de tek seferde hepsi analog dönem. Biz bunu geçen bölüm konuştuk. Aynı şeyi söylüyorum. Bunların hepsi analog dönemde, teknolojinin bu kadar gelişmediği, mikrofonların olmadığı dönemde yapılmış işler. Ya. Ne kadar zor. Konserlerde tek seferde o kadar saat hatasız, falsosuz çalmak. Şimdi kayda istediğimiz kadar girin. Bir parça albüm çalıyorlar defalarca. Bu çok zor. Bunu her seferinde söylüyoruz ama gerçekten o dönemde alınan kayıtlar bambaşka. Evet. Yani aslında tabii teknik ilerleyecek. Ne kadar güzel aslında. İyi kullanılırsa. Bir telefon diyorsunuz. Şurada bir bakıyorsunuz. Amerika'daki Soho'daki şu mahalledeki adamın evini görüyorsunuz. Yola çıktığını göz şurada. Çalışabiliyorsunuz her şeyi, görebiliyorsunuz. Ama başka bir duygu kaybolmaması lazım. Ruh, işte ben de aynı şeyi düşünüyorum. O da kaybolmaması lazım. Evet. Yani iyi şekilde kullanıldığı zaman teknik şeyler gayet güzel tabii, ilerlemek gayet güzel. Ama insanı insan yapan duygu, his, güzelliği kaybetmemek. Biraz o azalıyor. Yani bir şeylere erişim kolaylaştıkça insanların yapma hevesi düşüyor. Yani şu an her şeye ulaşmak kolay. İşte kütüphanelere, her şey bilgisayarımızda. Tabii. Müzik bankalarına, eserleri icralarına. Ama eskiden o lezzet varmış. Peşinden koşuyormuşsunuz mesela. Neden hayatım biliyor musun? Şimdi bir şey bulmak istiyorsun değil mi? Hazır. Öğrenmene gerek yok. Evet. Eskiden öğrenmek mecburiyetim vardı. Şimdi bakıyorsun, bir şey alıyorsun, 5 lira tanesi, 3 tane verir misin bana diyorum. Ne kadar borcum diyorum mahsus. Hesap makinesi 15 lira. Aklından söylemiyor. Her şey, onların bile lezzeti vardı, onun da ruhu öyle. Yani o zaman lise öğrencisiyken falan ben tembel talebeydim aslında. Çok tembeldim. Bir gazetede vardı, ben gözüme çarpmıştı gazete ilanında. İkmale kalırdım. Orada müzikte. İkmale kalırdım yazmışsınız. Müzikte tabii. Onu anlatır mısınız? Ben de ekrana vereyim o gazete küpürünü. Ha.
ekranımıza yansıtacağım ben daha sonra montajda. Siz onu anlatırken ben ekranda yansıtayım onu. Efendim şey, babam müzisyen falan işte, her şey albay, aynı zamanda işine gidiyor, aynen, bestelerini yapıyor. Çok disiplinliydi bu arada. Tabii de Pınar'ın başında su verdin, içtim. Ayşem, babamındır. Ondan sonra gönlünü gönlüne bağladım Ayşem'e. Böyleyken falan ben biraz da şeydim. Sınıfta, o Erzurum Lisesi'nde 80 kişi falan vardı sınıfta. Böyle eski sıralar vardı, ağaç. Ben en arkaya giderdim. En arkada ne yapardım biliyor musun? Camın kenarına giderdim böyle camdan. Gökyüzünü seyrederdim. Oradaki bulutların rengini, gökyüzünün mavisi nasıl oluyor onu incelerdim. Bir de ne yapardım? Daha kanun falan görmedik, bilmedik. Jiletler vardı, tıraş bıçakları dedikleri jiletler vardı eskiden. Böyle ikiye ayrılırdı. Ben onları sıra, ağaç sıralara saplardım. 7 tane. Bir tanesine vururdum, ses çıkardı, titreşim ya. Buna vurdum sesi, bu biraz dik kalıyorsa mesela onu biraz daha çekerdim. Olmadı. Akort yapardım onları. Ben farkında olmadan kanun çalmışım. Hocam siz kanunu icat etmişsiniz diyebiliriz o zaman. Yani hiç çünkü bilmiyordunuz varlığını. Hiç bilmiyordum. İptidai kanun. İptidai kanun. İptidai kanun benim keşfimdir yani. Ama bu bir keşiftir. Bir vallahi, şeyi görmeden bulmak keşif. Yani şey, biri sizden önce bulmuş sadece. Yani. Ve şey işte yaratıcılık dediğin kendi kendine olan doğal hal. Mesela savaş, harp zamanı ya, top falan oynamak istesen yok öyle bir şey. Kağıttan top yapardık, ona bile babaannem kızardı, o kağıtları niye ziyan ediyorsun derdi. Öyle bir devir. Kalem bu kadar kalırdı, kurşun kalem. Ondan yazardık. Sarı defterler vardı, bir mevzu yazdıktan sonra, artık öğrendikten sonra onu silerdik tekrar yazmak için. Öyle bir devir. Bu yoktu şey. Gazlı lamba da var. Elektrik, evet, yoktu. Mumlar, gazlı lamba. Ondan sonra lüks icat edildi. Hmm. Lüks. Biz o kadar lükse geçtik o zaman falan. Böyle bir devirde yolda giderken şöyle bir tel parçası buldum değil mi? Ama büyük devlet. Hemen onunla başlardım bir şey. Tekerlek yapardık mesela. Ondan bir oyuncak yapardık. Ya. Küçüktük o zaman. Efendim şey bulduk mesela, bir tahta parçası buldum. Hiç unutmam onu. Çiviler. Çivileri çaktım. Buraya da çiviler çaktım. Ne kadar bel lastiği varsa babaannem döverdi beni neredeyse. Hepsini onları çalardım yani. Onları gererdim. Gene ben orada bunu yapardım. Bilmiyorum. Kanun falan görmüş değildim. Doğal olarak oraya götürüyor insanı. Ya. Yaratıcılar nasıl mecbur, mecbursun. Başka çare. Bu tavafuk. Evet. Bambaşka bir şey. O öyle şeyler oldu. Ve çok mutluyduk ya. Çok şey vardı. Yani, bir ruh vardı, kıymeti vardı. Ben onu söyleyecektim şimdi. Şu an üretim yok. Siz orada bulduğunuz bir telle bile bir şey üretip mutlu oluyordunuz. Şimdi neyi alsalar insanlar mutlu olmuyorlar. Evet. Üretim durdu. Mutluluğu yitirdik. Evet. İmkan çok, mutluluk yok. Sizin hepsi, döneminizde evet, kesinlikle zor ama bir o kadar da lezzetliymiş. Hayatım şey vardı, insan ilişkisinin güzelliği vardı. Evet. Mesela babaannem, Erol, efendim babaannem, bak şu karşı komşu var ya bizim, Halime Hanım, söyle de eğer bir maniniz yoksa akşam size geleceğiz. Babam falan. Babam var, size gelecek. Ben giderdim. Tabii buyursunlar. İkramlar, izzetler. Sohbet. İnsan ilişkisi çok güzel. Demeyeceğim. Hep güzel diyelim de öyle olsun. Daha da güzel olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok akışkan ve keyifli bir sohbet oluyor. Acayip. İsteriz ki bu sabaha kadar sürsün bu program. İzler de, ben de tekrar açar izlerim. kesinlikle bunun altyazıları da olacağı için
tüm dünyadan gerçekten böyle bir sohbet dinlemek, sizden böyle bir şey duymak güzel olacak. Evet hocam, şimdi müsaadenizle çok güzel bir videomuz var. Nevzet Atlı yönetiminde Devlet Türk Müziği Korosu eşine sizin misafir solist olarak çaldığınız ve annemden aldığım bilgilere göre John Way'den sonra izliyorlarmış bunu. Sizi izliyorlarmış. Böyle bilgiler aldım. O zaman Toron'un Karacaoğlu'nun sunmuş olduğu o muhteşem sesiyle bu videoyu hep beraber izleyelim. İzleyelim. Değerli müzik dostlarım, şimdi sıra konserimizin sololar bölümüne geldi. Ekranlarınıza sahneye önce bir kanun sanatkar gelecek. Günümüzün önde gelen saz ustalarından biri Erol Deran. Yepyeni bir anlayışı yansıttığı birbirinden güzel eserleriyle saz müziğimizin son dönemlerine damgasını vuran bir bestekarın Refik Talat Alpman'ın çok ünlü bir eserini seslendirecek. Mahur Saz Semaisi. Birlikte dinliyoruz. Thank you.
hocam, gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim. Şimdi şey geldi aklıma, hani Hint düşünürü vardır. Aynı zamanda Osho. Osho. Evet. Meşhur Osho. Onun bir cümlesi var. Her yerde söylüyorum bunu. Çünkü aynı mevzular geçtiği için. Diyor ki, sıradan bir müzisyen için ses önemlidir. Usta bir müzisyen için sessizlik önemlidir. Düşündüm, Allah Allah, müzik ses ne olur diyorum kendi kendime. Ha? Dışarıdan çıkan ses değil, içindeki sesi dinlediğin zaman sesi hizmetçi olarak kullanmak önemli. Çok güzel. Değil mi? Onu anladım. Ne dersin? Ben, biz demin gördük burada zaten. Sizin bir eserinizi inceliyorduk. Hı. Orada olayı bitiren neydi? Es. Ha, mesela bir es. Mesela. O esin ve de şeyi, ritmik es. Evet. O es olmasa, o yaptığın güzel melodi ise bile fark edemez. Evet. Çünkü iç içedir. Onun için sanatla uğraşan insan, şöyle düşünüyorum ben, senden şimdi konuşuyoruz biz değil mi? Ben öyle bir çalmalıyım ki, sana öyle bir müzik yapmalıyım ki, ne demek istediğimi anlaman lazım. Sen de bana yapman lazım. Evet. Şimdi bu nedir biliyor musun? İfade sanatının ortaya çıkması. Ya bir misalim var, acaba söyleyeyim mi o misali? Tabii tabii. Şimdi ders verirken ben öğrencilere bir kanun çalan, şu anda da gayet iyi durumda, piyasasında, çok çalışkan, çok iyi çalan bir çocuk. Sınav yapacağım, bütün öğrenciler, en son onu aldım. Bütün öğrenciler geliyor, sınav yapıyorum ve hepsi notalarını getirmişler falan. Sıra buna geldi. Gel bakalım dedim, geldi, baktım notaları yok. Çünkü hepsini biliyor, onu da biliyorum. Ve yüzlük, pek nadir, 3-4 kişiye vermişimdir yüz yani. Hatırlıyorum. Ondan sonra, nerede notaların diyorum, mahsus. Hocam hangisini isterseniz sorun dedi bana. Ha, öyle mi dedim. Peki. Sana bir şey soracağım, tek bir soru. Bakıyor. Bana bir tek mızrafır içinde müzik olsun dedi. Böyle hali böyle. Ben de bakıyorum. Hocam yapamayacağım dedi. Çok iyi. Yüz. Yapsa ne olur, yapmasa olur. Zaten biliyorum. Ama düşünce çok önemli. Evet, oradaki fikir. Felsefesi önemli. Yani düşünmeyi bilmeyen bir insan sanat yapamaz. Kesinlikle. Yapamaz. Çünkü işte dediğimiz gibi içindeki güzelliği veyahut da başka bir sıfatı ortaya koymak için bir ifade sanatı olarak kullanmak istiyorsan sanatı, o zaman içine önem vermek lazım. Bu aynı zamanda bir düşünce özgürlüğü. Tabii. İşte demin size bahsettiğim konu da buydu. Sizin dersinize girince anlıyor insan. Bunun felsefesini, duruşunu, taşımasını, sanatını, sanatın vücut bulmuş halini biz görüyorduk. Ve bunu da hayatımıza entegre etmeye çalıştık. Evet. Tabii bu tecrübeyle de sabit bir şey. Çünkü hepimizin hayat koşulları, yetişmesi, evet, arkadaşları aynı şekilde düşünmüyor olabilir. Ama biz okulda sizleri görüyorduk. Siz o dünyayı kurmuşsunuz. Belki çok da zor oldu bu ortamda. Çünkü bazı koşullarda ve bazı durumlarda kültürümüzü ilerletmemiz zor oluyor. Evet. O yüzden siz bunu güzel bir şekilde başarmışsınız. Biz de bunlardan faydalandık. Ne kadar şanslıyız ki. Hayatım öyle bir şey ki aslında her insanda mevcut bunlar. Kesinlikle. Yani bende var da sende yok mu? Var. Onda yok mu? Onda da var. Fakat kendindeki olanı bilmediği zaman karşısındaki hoca biliyor, onun çıkarmasını bilmesi lazım. Evet. Aa diyor. Bir öğrenci dedi ki, yaptı işte, ben bir şey vermiştim, yaptım ha. Hocam dedi, sayenizde dedi, yaptım dedi. Yok dedim ya. Ben yol gösterdim.
Sen kendi sayende yaptın. Sende olmasa çıkar mı? Yani. Çıkmaz. Ama çıkartması değil mi? Ben sonra dedim ki ben öğrencinin içinin dışına çıkarttım. Çok iyi hatırlıyoruz hocam bu muhabbetlerinizi. Çok yaşayın. Ay canım benim. Bu sohbete devam edeceğiz. Evet. Aklımda bir iki soru daha var. Evet. Açıkçası bu konuyla alakalı. Müsaadenizle bu kısımda da sizin çok değerli konserlerinizden bir tanesini ekranlarımıza getirip hep beraber izleyelim. İzleyelim bakalım. Güzel. Gerçekten hocamız gençliğimizden beri takip ettiğimiz naçizane baş tacımız her zaman. Çok güzel bir konser oldu. Ellerine ruhuna sağlık diyoruz. Özlemişiz kendisini. Böyle önemli bir değerin Cerere'de yer alması çok önemli. Gelecek nesillere ışık tutacak bir konserdi, mükemmel bir konserdi diyebilirim. Mükemmel hazırlanmış. Zaten üstad bir hoca Erol Bey. Öğretmenliği, şahsiyeti çok üst düzeyde bir insan. Saygı ve sevgiyle dinledik. Çok güzeldi. Türk halk müziğini de kattılar içine. Bence güzeldi. Muhteşem bir müzik ziyafetiydi. Erol Deran ney oldu? Erol Deran tambur oldu. Viyolonsel oldu. Muhteşem bir müzik ziyafetiydi gerçekten. Vallahi çok etkileyiciydi. Yani büyüleyici bir konserdi. Zaten çok da seviyorum. Usta icracılardan dinleyebilmiş oldum. Yani çok keyifliydi. Konser çok güzeldi. Üstadları zaten tek tek saymaya gerek yok. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Bir yandan da bu konseri bu şekilde canlı olarak izlemek ayrı bir keyif. Yani kayıttan dinlemek başka. Ama bu soloları, taksimleri canlı olarak görmek. Kendilerine teşekkür ederim. Şimdi bu repertuarda klasik eserler vardı, halk müziğinden vardı, zeybek vardı, longa vardı ve Fasıl musikisinin çok önemli bestecilerinden Tatlıs Efendi'nin Kürcasker Peşrevi vardı, ayinlerden bir Demet vardı. İstedik ki yani Türk müziğinin çeşitli türlerinin bir araya gelip bir kompozisyon olması, yek vücut bir kompozisyon olmasını istedik.
İşte karşılıklı taksimlerle, tek başına taksimlerle biz bunu beslemeye çalıştık. Yani bu programın amacı buydu. Çünkü bütün türler önemli. Mevlevi ayininden tutun, fasıldan tutun, oyun havasından tutun, longadan tutun, efendime söyleyeyim klasik eserlere kadar bir bütün içerisinde bu kültürü sesli olarak vermeye çalıştık. Evet hocam, çok gerçekten güzel kayıtlar bunlar. Çok güzel yerlerde konserler verdiniz. Tabi müziğin içinde olanlar, bizler de dahil, bunun okulunu okuyanlar da dahil, sizleri biliyor, takip ediyor ama biz herkese ulaşsın diye böyle bir platform kurduk. Bunun da içinde bulunmanızdan dolayı gerçekten gurur ve onur duyuyoruz. Mutlu Hoca, siz, Sahim Hoca, bütün kıymetli hocalarım bizimle beraber gençlerin önünü açmak için, gençlere bilgilerini sunmak için bizimle beraber oldu. Bu geçmişte olan, o sizin bahsettiğiniz daha saygılı, daha özünde, mütevazi ve oturgan, işte siz diyorsunuz ya biz siz diye hitap ederdik. O saygıyla bu günümüzdeki, bu çağdaki yetişme tarzındaki insanlara da bir şeyler verebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Yani herkese ulaşabiliyorsunuz, herkese erişebiliyorsunuz. Evet. Bunu elde etmek çok zor. Teknolojik çağın bize getirmiş olduğu şeyleri entegre ediyorsunuz hayatınıza. Hem de geçmişteki o saygıyı bize taşıyorsunuz. Evet. Bunu yaptığınız için ben izleyiciler adına da, müzik camiası adına da size teşekkür ederim bizde bulunduğunuz için. Onun dışında başka bir özelliğinizi de ben açıkçası söylemek istiyorum. Resim. Ben birkaç tane kolaj hazırladım sizin yaptıklarınızla alakalı, ödüllerinizle alakalı. Onu az sonra izleyeceğiz ama sizden bir resimle alakalı bir şeyler dinleyelim kısa. Nasıl başladınız? Resim hayatınızın neresinde? Müzikle resim. İkisi tabii bir bütün ama... Evet. Sizin içinizde nerede bunlar? Valla şimdi aslında hep gördüğüm bir şey var. Yani güzel sanatlar şemsiyesi demiştim ya. Evet. O şemsiyenin içerisinde güzel sanatların dalları var. Aslında bu şemsiyeyi bir merkez haline getirirsek oradan çıkan oklara her birini yerleştirebiliriz. Sanat merkezi, oklar, tiyatro, resim, müzik, heykel, edebiyat. Evet. Şimdi bunların tezahürleri değişik ama hepsi bir sanat eseri. Evet. Ve burada dahilere geldiğiniz zaman dahilerde efendim bu edebiyatçı, bu müzisyen diyebilirsiniz, bu bilmem ressam diyebilirsiniz ama müşterek noktaları hepsi sanatkar. Sanatkar, evet. Sanatkar. Mesela Rembrandt, Beethoven, Tamburu Cemil, İspanya'da Gaudi'ydi galiba mimarın adı Gaudi. 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 Efendime söyleyeyim, birçok Dede Efendi. Bunların hepsine baktığınız vakit ayrı ayrı gözükmesine rağmen ama o güzel sanatlar merkezinden gelen sanatçı anlayışı, sanatkar ne demek? Onlarda görüyoruz, dahilerde görüyoruz. Bir bütünün parçası aslında. Evet. Tezahürleri. Tezahürleri, evet. Ama nedir müşterinin o? Sanatkar. Çünkü kendilerine has bir üslupları da var. Bu yüzden tabii çıkıyorlar. Mesela çok resim yapan var, çok müzik yapan var, çok enstrüman çalan var, çok tiyatro yapan var. Ama ayırırsınız o. Bu başka dersiniz. Aslında, o ne o? Aslında siz demin söylediniz, sahne arkasında bundan konuştuk. Burada da konuşmayı isterim. Dediniz ki resimde yorum yapan çok var. Yani eleştirmen çok var. Ama müzikte yok. Bu gerçekten önemli bir nokta. Yani önemli bir konu. Çok önemli. Mesela bir sergi açıyorsunuz. Size resim eleştirmenleri geliyor. Sizin resminizi tahlil ediyor. Gazetede yazıyor, mecmualarda evet. Yazıyor. Bugün konser veriyorsunuz ve klasik konser veriyorsunuz. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz mesela.
kimsenin bahsettiği yok. Yok. Hiçbir gazetenin herhangi bir sayfasında çıkmıyor. Hakimler çıkıyor, bilmem eğlence tarzındaki çalışanların şeyler çıkıyor. O da ona da ihtiyaç var. Ona bir şey dediğimiz yok da. Fakat bir sanat eserini, bir sanat konserini sunduğunuz zaman onun da münekkitleri olmalı. Kesinlikle. Hatta demeli ki şurada şu yapıldı olmaması lazımdı diyebilmeli. Olumlu olumsuz. Tabii, bu yükseltir. İşin değerini yükseltir. Yani eleştirmendir bu. İşte resimde var bu. Ya ben kaç tane sergi açtım, hepsinde yazılar çıktı. Hatta hakkında bir sürü yazı vardır. Ama müzikte çok nadir, çok az. Evet. Halbuki bir gazetenin bir sayfasında her hafta müzik eleştirmeni, eleştirisini yazması lazım. Eskiden, tabii eskiden şey vardı, Ulunay vardı. O bütün pazar konserlerini yazardı mesela, o vardı. Şimdi yok, böyle bir şey yok. Bu o zaman popülerist kültürün daha hakim olduğunun bir göstergesi açıkçası. Ben sanat özgürlüktür diye düşünüyorum. Yani bunun içine girince bambaşka kapılar açılıyor. İnsanın dünyası, hayal dünyası açılıyor. Siz bahsetmiştiniz ya, okulun camından bakardım. Evet. O zaman bile bulut, yani o gözünüzdeki o çocukken olan masumiyet sizi buralara kadar taşımış ki hala onlar tabii. Mevcut yani. Ölene kadar da mevcut olacağını düşünüyorum. Yani o bir istidadın tezahürü. Evet. O verilmiş olan hediye olarak kabul etmek lazım. Evet, kesinlikle. Yani herkese bir şey verilmiştir. Bana da resim ve müzik hali verilmiş. Yani kendi kendinize olmasaydı bu nüve olmasaydı yapabilir misiniz? Aynen. Demek ki verene teşekkür ederiz. İşte o kadar. Bu tabii yapmak ve çalmak kadar önemli başka bir şey de var. İyi bir izleyici ve dinleyici olmak da bence sanatkar olmanın bir parçasıdır. Müziği duymak, anlamak, resmi görmek, bir bakmak var, bir görmek var. Bunlar tabii. Tabii bunlar... çok önemli. Mesela sanatın içinde olmasına rağmen ressam değildir. Müzikte de var aynısı. Tabii. Ressam. Yani değil. Ben müziği sevmem diyene de rastladım. Müzik yaptığı halde. Ya, müziği sevmiyorum falan. Evet. Aa, bu da var. Var var. Ama öyle ben öyle bir seyirci ve dinleyici bilirim ki bugün Beethoven'ın 5. senfonisini hangi orkestra şefi yönettiğini bile bilirdi. Aynı 5. senfoni. Herbert von Karajan derdi. Carl Böhm derdi. Bu bir bakarsın aynısı çıkar. Böyle bir seyirci, bir dinleyici var. Veyahut da baktığım zaman resme, resim yapmadığı halde Rembrandt'ın efendim Gece Devriyesi derdi. Misal Gauguin'in bilmem şuradaki yerli kadınlarda şu derdi. Hikayesini anlatır size. Ama ressamdır adam veyahut da müzisyendir, hiç ilgisi yoktur. Ama eğilimi vardır. Doğru, doğru. Onun için dinleyici, seyirci, o da dinlemesini ve seyretmesini biliyorsa o da sanatkardır bana göre. Yani, aynen onu söyledim. Tabii burada kültürlerin ve toplumların da önemi var. Çünkü çocuk doğduğundan beri ekranda, isim vermeden söyleyeyim ama popüler kültürde olan kişileri izliyorsa, bir tam Türkiye için konuşuyorum, bir tamburcu Cemil Bey'i, bir Mesut Bey'i dinlememişse veya bir klasik müzik, işte Wagner, Verdi, kim olursa olsun bunları dinlemiş, hayatında duymamışsa onun ne olduğunu algılayamaz. Ya yani burada ne yazık ülkelerde de bu böyle gelişiyor. Müzik algısı küçük tutuluyor. 3-4 akorla şarkılar yapılıyor vesaire. Popüler kültür böyle ilerliyor. Ya yani böyle bir sektör var daha doğrusu. Yani. Bunu yapan var, para kazanan var. Buna kesinlikle karşı değiliz. Yani geçen sefer de konuştuk. Yani tabii bunu eleştirmek benim hakkım değil. Haddime de değil ama buradaki algıyı biraz daha yükseltmek hepimizin başlıca görevi olmalı. Çünkü mutluluk, huzur ve gerçek sanatın değeri burada ortaya çıkacak. Belki o dinlediklerinden bile daha çok keyif alacaklar anladığı zaman. O yüzden bu önemli diye düşünüyorum. Bu yaptığımız projede aynı şekilde işte çok kıymetli müzisyenlerle bir arada olduk. Burak abi de aynı şekilde bizimle birlikte yürüyor bu yolda. Çok güzel müzikler yapıyor. Şimdi o da müziğin içine kapanmış, müziğe içeriden bakan bir insan olarak, kendini dışarıya açmamış bir insan olarak
Evet. Ben onu tanıdığım için çok mutlu oldum mesela. Evet. O da böyle bir şey yapmasak bilmezdik. Evet, evet. Doğru söylüyorsun. Yani öyle kıymetler var ki... Onu diyorum ben. Kimsenin haberi yok. Haberi yok. Şimdi deminki söylediğin bana şeyi hatırlattı. Yani aslında sosyal değişimin önüne geçme imkan yok. Yok. Yani dünyada bir sosyal değişim var. Var. O sosyal değişimin de yansıdığı bir sanat kulvarı var. Evet. Onun için sosyal değişim neyse yansıması da o şekilde oluyor müzikte. Benim bütün üzerinde durduğum nokta şu, her türlü müzik yapılabilir. Hı hı. Pop müziği yapılır, klasik müzik yapılır. Fakat hepsinin bir müşterek tarafı bence ne olmalı? Kalite. Kalite. Kaliteden ödün verdiği vakit sanat demeyelim. Pop müziği de yaparsın. Tabii. Ama onun da öyle bir caz müziği yaparsın mesela. Öyle tipler ben rastlıyorum. Çok samimi. Evet. Demin de dedim ya, müzikte, resimde yani sanatta samimiyet çok önemlidir. Samimiyet. Evet. Ve gerçekçi olmak. Yani dejenere olmadan, bunları maskelemeden yapmak kesinlikle şu an bir azınlık olsa da gerçek sanat, gerçek müzik, ne olursa olsun dediğiniz gibi. Bu bakış açısına bayılıyorum gerçekten. Sizin bu bakış açınız, bu düşüncelerin sonsuza kadar gideceği. Bir müsaadenizle bir şey anlatmak istiyorum size. Evet. Geçen ben de bayağıdır bu konuyu araştırıyordum. Çok da hoşuma gitti. Zamanında biliyorsunuz beyaz ve siyahlar, siyahiler ayrımı vardı. Hı. Bunu bitiren en önemli isimlerden bir tanesi ki Amerika şu an ona altın anahtar ödülü verdi. Sembol olarak. Zamanında da ne yaptılar? Rosa Parks. Hmm. Bu kadın yaptığı tek bir hareket var. Otobüse biniyorsunuz o dönemde. Önde beyazlar oturuyor, arkada siyahlar oturuyor. Eğer önde beyazlarda yer kalmazsa bir siyah kalkmak zorunda. Bu kalkmıyor. Hmm. Bunu döverek atıyorlar vesaire. Ama orada bir fikir öne atıyor. Yani bir düşünce ortaya koyuyor ve bu fikirden herkes ilerliyor. Malcolm X'in de yakın arkadaşıymış bu arada. Yani ondan sonra yavaş yavaş herkes bu fikre, bu düşünceye saygı duyup bu yolda gerekirse canını verecek şekilde ideolojisini koruyorlar. Evet. Sonra bu olay kalkıyor biliyorsunuz. Şimdi de zamanında siyahileri iten Amerika şimdi bu kadına şehrin anahtarını verdi sembolik. Tabii bu da böyle düşünce. Tabii bir zamanlar işkence yapılıyordu. Şimdi futbolcu oluyor. En iyiler falan çıkıyor. Atlet oluyor. Efendim filmlerde başrollerde oynuyorlar. Hatta başkanı zenci seçiyor mecbur. Bir yerde oraya geldi. Obama. Oraya geldi. Obama mesela. Şimdi yani ne var aslında benim gördüğüm kadarıyla medeniyet insan ilişkisini harcıyorsa ben ona medeniyet diyemiyorum. Önce medeniyet insan ilişkisidir. İnsandan başka öyle deniyor kainatta en mükemmel varlık insan dendiğine göre insan kendi kıymetini bilmiyorsa, güzel hasletlerinle beraber olmuyorsa, kötü kullanıyorsa yani insan denir mi denmez mi ayrı bir mesele. Ondan sonra efendim keşfetmiş şunu yapmış. Vallahi hiç kıymeti kalmıyor. İnsan ilişkisi evet, çok önemli. Kesinlikle. Benim gördüğüm kadarıyla böyle. O yüzden her alanda da bu şekilde bu özgürlüğü, demin bahsettiğiniz gibi bu düşünce özgürlüğünü ifade edecek sanatlarda. Bunları iyi şekilde kullanıp insanları iyi şekilde dağıtmalıyız diye düşünüyorum. Bu siz bunu yaptınız kendi devrinizde. Ben açıkçası endişeliydim. Sizden sonra kim gelecek? Bu kalitede insanlar çıkacak mı? Hiç düşündük bulamadık. Muhakkak çıkar ama. Çıkar. Bir yeni bir devir başladı. Yeni devir. Evet. Güzelleri çıkar. İnşallah çıkar. Biz de onu umut ediyoruz. Ama bir müzikte bir devrim lazım. Yani bir algı devrimi lazım. İnsanların algısının açılması lazım. Bunun için de tabii ki tüm sanata ve müziğe gönül veren dostlarımızla, hocalarımızla böyle bir şeyi ilerleteceğiz diye düşünüyorum. Yani aslında kıymet bilmek çok önemli. Evet. Mesela bir müzik, klasik müzik mesela bu devre misal veriyorum uymadığını farz edelim. Fakat herhangi bir melodiyi incelemeden, entelektüel bir nazarla bakmadan
karar veriyorsanız o karar karar değil. Şimdi bir dede efendiye bakıyorsunuz. Biz inceliyoruz işte elimizden geldiği kadar. Bir Tamburu Cemil Bey'in kompozisyon anlayışına bakıyoruz. İstiplerine bakıyoruz, baskılarına bakıyoruz. Yapılacak gibi değil. Siz diyorsunuz, nedir bu dediğiniz vakit zaten sizinle konuşmaya gerek yok. Yani. O zaman arkadaş, bunu söylemek istiyorum. Biz ilericiliğin arkasındayız. İlericilik arkasındayız. Fakat dediğim gibi güzelliği, estetiği olan her şeyin kıymetini bilmek kaydıyla. Kesinlikle. Olmaz ki başka türlü olmaz. Bir de şimdi bak şekerim bir şey anlatacağım. Bundan nasıl ilgisi vardır? Ben bir şeye gittiğim zaman Türkiye'yi temsilen 1982 yılında Irak, Bağdat'ta bir müzik festivali vardı. Türkiye'yi temsilen bizi söylediler. Biz dediğim Nevzat Sümer rahmetli. Bir de ben şey yapacaktım, icrada bulunacağım kanunla. Kanun festivaliydi zannediyorum. Yok kanun değil. Uluslararası müzik festivali. Dünya çapında. Türkiye'den de işte biz gittik. Ben icrada bulunacağım. Nevzat Sümer de tebliğ yayınlayacaktı. Orada bu komitenin başkanı, hepimizin başkanlık eden Münir Beşir. Bilirsin bu değil. Evet, bilmez miyim? İki kardeş. İki kardeş, Ömer Beşir. Münir Beşir. Münir Beşir'e dedik ki, biz pek lisanımız şey değil, bize bir tercüman tutarsanız, şey yaparsak tabii dedi falan filan. Bize bir tercüman geldi. Orada herkes kulaklıklarını takmışlar, dinliyorlar, tercüme ediyorlar, lisanlara çevriliyor falan. Ve sırayla icrada bulunuyoruz. Arkadan tebliğ yayınlayan geliyor. Bizim işte Nevzat Bey Sümer tebliğ yayınladı, lisan çevrildi falan. Sıra bana geldi. Çok kalabalık, dünyanın her tarafından gelen müzisyenler. Enstrümanları değişik, çok renkli bir grup. Bu genel müzik festivali değil mi? Yani genel, her tarz var. Evet evet, her tarz var. Mesela şehir Hindistanlı geliyor, ne derler, star mı? Yani star çalıyor. Onu çalıyor. Yani şimdi mesela Almanya'da gelmiş, İngiltere'den gelmiş, Afrika'nın en ücra köşelerinden gelmiş, enteresan tipler, enteresan enstrümanlar. Sıra bana geldi, kanun çalacağım. Ne çaldım biliyor musun? Evcara Peşrevile Saz Samayesi'ni. En biliyorsun çok şeydir, zor evet. Bir makam. Yani onun özelliğini, onun karakterini verebilmek için. Çok farklı bir havası var. Evet, ondan sonra çaldım, bitti, geldim. Bir baktım Münir Beşir bana doğru koşuyor. Allah Allah dedim, kime baktım, bana koşuyor, geldi. Maşallah sizi de tercüme ettim, o kadarını biliyorum. Geri kalanı tercüme. Ne diyor dedi. Ne dedi? Bu kadar muhteşem bir müziğiniz var da siz Türkler niçin Arap müziğine heves ediyorsunuz? Bunu bir Arap'tan dinledim. Söylüyorum o zaman Türkiye'nin üst kademelerinde oturanlara benimsemek lazım kendi kültürü. Kesinlikle. Genel anlamda söylüyorum. Mısır'a gitmiştik Ruşen Kam yönetimindeki klasik koroyla. Kahire'de geziyoruz. Dediler ki otobüse binin, çok güzeldir dedi, bilet kesecek. Bindik 3-5 arkadaş. Gidiyoruz otobüsten, seyahat ediyoruz şehir içinde. Bilet kesiyor. Derken kaptan bir şey açtı, istasyon açtı. Biletçiye baktım. Ümmü Gülsüm, Ümmü Gülsüm dedi, bileti bıraktı. Kendi solistine öyle bir değer verdi ki işini bıraktı. Şimdi ben soruyorum. Türkiye'de
Münir Nurettin dinlese der kim diye bakarlar mı? Kim? Kimse şey yapmaz, cevap veremez. Şurada sorsalar bunlar kim diye resmi gösteriyorlar ya bazen programlarda. Bir gün ben de yapacağım, elime mikrofonu aldım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir Arap bunu yapıyor ve Arap'tan dinliyorum. Bu kadar muhteşem müziğiniz var da niçin Türkler Arap müziğine heves ediyorlar? Yani. Bunu Türk söylese bir değerde ama bir Arap Türk müziğinin ne kadar büyük olduğunu söylüyor. Söyledim. Ve onlar hala, çok affedersiniz, onlar hala sadık. Ümmü Gülsüm, Feyruz, hala bir saatlik, biliyorsunuz eserleri de uzundur, hala onları dinliyorlar. Onlarda da makam geçkileri genelde rast kullanırlar, işte çok seviyorlar Hicazları, Hüzzamları ama bizdeki genişlik, lezzet bambaşka. Mesela buradaki ut yapımcıları dahil bir sürü Arap ülkesinden en büyük müşterileri oralardan kazanıyor ut yapımcıları. Türk utlarına hayranlar, bizim Türk enstrümanlarındaki o duyguya. Biliyorsunuz onlar çok tremolo kullanıyor, çok aceliteleri de iyi ama bizdeki o ruha onlar da hayran. Bir türlü biz yakalayamadık nedense bu ruhu. Onu da zamanla mı artık? Bilmiyorum ama yani şöyle bir şey, her ülkenin kendine has karakteristik yapıya ait olan bir müziği var ya. Evet. Mesela Arap müziği kendi yerinde çok güzel. Sen onu taklit etmeye kalkarsan onu veremiyorsun zaten. Arabesk oluyor bu. Arabesk oluyor. Şimdi adam coğrafyanın büyük etkisi var. Milletinin çok etkisi var. Yaşanma biçiminin çok etkisi var. Bir Arap müziği dinleyince aklına senin çöl gelir. Evet. Aklına senin efendim hurma ağacı gelir. Vaha gelir. Sen Türkiye'de en güzel yerdesin aslında. Dünyanın en güzel yerindesin. Acaba dünyanın bir yerde merkezi olduğu için mi biz kıymetini bilemiyoruz? Yani dejenere olmasının sebebi o mudur? Vallahi bilemiyorum. Güzellikler önümüzdeyken kıymetini bilmiyoruz. Anlıyorum, hakikaten öyle. Yani... Belki bu tecrübe ve zaman gerçekten hayatta ve kalitede, kendi yolculuğunda yaş almak, yol almak gerçekten önemliymiş. Ya bunu siz bilirsiniz. Yaş geçtikçe, olgunlaşıldıkça, doğru ortamda, doğru yolda olgunlaşıldıkça bazı şeyler, taşlar yerine oturuyor. Ama esası kaybetmemek kendini. Evet, yani. Kesinlikle. Sen esası kaybetmişsin, yaşın büyümüş. Bana ne? Hikaye. Çok doğru. O zaman şimdi gerçekten çok güzel bir kolaj yaptığımı söylemiştim. 22 bin resim arasında ilk 20'ye giren bir resminiz var sizin. Hem onu vereceğim, altlarında isimler yazacak. Hem de yarışmalarda aldığınız ödüller dahil yaptığınız o muhteşem resimleri vereceğim. Hikayesi olan varsa onları da benimle paylaşırsanız onları da paylaşacağım. Şimdi o kolajları dilerseniz izleyelim. Ondan sonra biraz onun hakkında konuşalım. Thank you.
gerçekten bu izlediğimiz 22 bin resim arasında 20'ye girmek büyük başarı. Aynı zamanda gerçekten çok güzel. Bir de Guinness Rekorlar kitabına tabii girdi. Bunu sizden bir dinleyelim. Evet. Efendim 2000 yılında milenyum Winsor Newton boyalarının açmış olduğu bir yarışma dünya çapında. Bu nerede bu arada hocam? Bu efendim İngiltere'deki jüri üyeleri seçecek bu resimleri. Ve bu jürinin de başkanı Prens Charles'tı. Ooo işte bu. Enteresan. Efendim 2000 yılında 2000 yılında Ülkem adı altında resim istiyorlar. Ben düşündüm Türkiye'yi temsilen Türkiye'de de bu yarışmaya hak kazanabilmemiz için Türkiye'de Türk jürisinin karşısına da geldik. Ve epey kişi vardı. 5 ressam seçilecekti. Bunların arasında ben vardım. Sonra bu seçilen resimler İngiltere'ye gitti. İngiltere'den sonra bir müddet sonra bana bir kağıt geldi. 22 bin resim arasında ilk 20'ye girdiğimiz tebrik ederiz diye bir kağıt geldi. Sonra bizi davet ettiler sergi açılışına. Biz hanımla beraber Londra'ya gittik. Efendim orada Prens Charles yoktu ama onun temsilcisi vardı. Ona hitaben bir şey, CD'yi takdim etti. Verdiler mi vermediler mi bilmiyorum. Peki bu başarıların altında yatan o güzellik sizce nedir? Yani burada hanımların etkisi var mıdır? Olmaz mı? Olmaz. Konuya da bir değinelim bence. Tabii tabii. Yani çok önemli tabii. Arkadaş, dost olmak çok önemli. Benim bu şeyi almamda, bu ödülü almamda veyahut da ondan evvel ilk eşim rahmetli Sevim Deran'dı. Evet. O da çok kıymetli bir insandı. Bilirler. Efendim çok iyi bir sanatkar, çok iyi bir insandı. Allah bana şansımdan eşlerimiz çok, yani benim için çok kıymetli ve çok saygıdeğer insanlardır. Şu andaki eşim Gülden Deran, o da bana çok yardımcı olmakta, devam etmekte. Yani kolay değildi. Mesela bir evin içerisinde resim yapacaksınız. Erol, nereyi istiyorsan orada yap. Misal. Sonra Allah bana bir atölye verdi. Aynı evin içerisinde. Efendim, orada çalışıyorum. Tabii hanımların çok önemi var. Var tabii. Arkasında derler ama hayır biz onu kabul etmiyoruz. Yanımızda. Tabii. Onun için müteşekkirim yani. Yani siz de çok kıymetlisiniz. Tabii ki onlar da öyle. Gülden Hanım'ı çok yakından severim ve bilirim. Gerçekten başka. Gönlünüze göre olmuş hayatınız. Arkadaşlığınız, evet. Hayat arkadaşı, yol arkadaşı olmak bambaşka bir şey. Çok önemli. Çok önemli. Evet. Şimdi benim bu resimlerimi ihtiva eden kitap var ya, çıktı. Evet. Onda işte birçok eleştirmenlerin yazısı var. Resimlerim hakkında. Gülden Hanım da benim için iki tane yazı yazdı. Erol'la yaşamak diye bir tanesi. Onu ekranlarımıza verelim mi dilerseniz? Vallahi verelim yani. Tamam. Ben onu siz konuşurken ekranın üst kısmında yayınlayacağım. Çok güzel. Ve o yazıya layık olmaya çalışıyorum yani. Şimdi ben burada bir şey diyemem Gülden Hanım. Tabii. Kendisine davet edeceğiz. Çok güzel. Bu sohbetin üzerine bir iki konu vardı aklıma takılan. Başta demiştim ya. Az sonra gibi oldu. Biraz meraklandırmış olduk ama. Siz böyle kolay beğenmeyen, daha doğrusu çok irdeleyen ve inceleyen birisi olduğunuz için mi bu şekilde ilerliyor? Yani kolay içinize sinmiyor mu birisinden ud dinlemek, müzik dinlemek? Yani kimleri beğenirsiniz diye bağlayayım ben kısaca. Şimdi hayatım genel anlamda yani müzik çok sanat, evet. Sanat çok, sanata çok saygılı olmak lazım ve gerçekçi olmak lazım.
3 samimi olmak lazım. Hep bunu söylüyorum. Evet. Ben yaptım oldu değil bu iş. Biz esasında bir sanatın hizmetinde bulunan kişiler olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Sanat ideal bir noktada duruyor. O noktayı en iyi şekilde değerlendirmek için bazı şeyler lazım. İşte bir insan çalacak onu. İnsanın da çalması için kanun çalacaksa işte mızrap olması lazım. Keman çalacaksa yay olması lazım. Ut çalacaksa mızrap olması lazım. Mızrapların da çeşitleri var. Yani nedir? Aslında o müziği yapmak için hizmet eden bir takım vasıtalar. Evet. Bu böyle. Ben hadiseyi böyle görüyorum. Önce biz sanata saygı duyup sanatı nasıl icra etmemiz gerektiğini düşünmemiz lazım. İç yapımız çok önemli. Biraz yüzleşmek lazım. Evet, yani manevi hali çok önemli bir insanın. Manasını müzikse kulağa hitap, resimse göze hitap haline getirmesi lazım. Aslında kolay gözüküyor ama o heyecanı bastırıp bir yerden de sabırlı olmak ve o içteki egoyu da biraz bastırmak bir müzisyen için, bir çizgiden sonra bir müzisyen için gerçekten zor olsa gerek. Zor yani. Yani. Çünkü her müzisyenin biliyorsunuz kendine has bir tavrı, kendine has bir duruşu vardır ama her müzisyenin, ben böyle düşünüyorum, içinde biraz da olsa o öne çıkma dürtüsü, işte ego, biraz kibir, bu müzisyenlerin içinde biraz daha fazla bulunuyor diye düşünüyorum. Bunu biz Salim Hoca'ya çok uzun yatırdık böyle masaya. O onları bastırabilenler zaten sizler kadar değerli olmuş oluyor, değerli müzisyenler olabiliyor. Bu yolda bunu ne kadar bastırırsak, heyecanı ne kadar dizginlemeyi kaybetmeden dizginlemeyi öğrenirsek, bence o yolculuk daha güzel bir yere doğru gidiyor. Akademik olarak da, müzisyen olarak da diye düşünüyorum. Yani siz bunları aslında bize öğrettiniz okulda. Biz durmayı daha çok sizden öğrendik diyebilirim. Yani sizden bunun felsefesini, yolunu, gidişini her anlamıyla sizlerden gördük. Ve kendi yolumuzu bulmak için bu öğütlerle hareket ettik. Ben insanların da buna erişmesini istiyorum. Çünkü herkesin öyle bir imkanı yok. O yüzden aslında bu platformda da masterclass dersler koyduk ve hatta sizin öğrencinizle belli bir aşamaya kadar derslere çalışacağız. Onun dışında sizin muhteşem bir kitabınız var. Şimdi onu da ekrana getiriyorum. Makamlarda geçki teknikleri. Bizim böyle bir dersimiz vardı okulda. Bu derste gerçekten biz o kadar korkuyorduk ki masal makamlarda geçki yapmaktan. Bir müzisyen için gerçekten zor bir iş. Yani öyle o kadar çok kafamız karışıyordu ki. Erol Hoca ile derse girdik. Bambaşka bir yüzünü gördük bu olayların. Korktuğumuz o hesaplamaların. Bambaşka bir yüzünü gördük. Tek bir notayla, tek bir tiyoyla diyeyim tabiri caizse. Bir yerden bir yere hiç hissettirmeden geçebildik sayenizde. Estağfurullah. Yani hani öne çıkma meselesi var ya, evet. Kaprisler falan, oradan başlayalım. Tamam. Aslında öne çıkmak istemediğin takdirde öne çıkarsın. Çok güzel bu. Özeti bu. Neden? Kendini göstermeye çalışırsan çok kaybedersin. Bence. Çünkü yaşamak değildir hadise. Hadiseyi yaşadığın zaman farkında olmadan ellerinden, kulaklarından, işte nefesinden, mızrabından dökülmeye başlar nameler. Ama siz kendinizi ortaya koyarsanız, beni çok güzel beğensinler derseniz beğenmezler. Çünkü doğallık gider. Bitti. Bu iş böyle. Aynen. Geçki meselesine gelince, geçki, hayat geçki. Şimdi öyle değil mi? Hani diyorlar ya ilim adamları, bilmem kaç ayda bütün hücreleriniz değişiyor. Evet. Yani bu Erol diyorsunuz, halbuki bu Erol gitmiş, başka birisi gelmiş. Sürekli. Bir sirkülasyon var. Evet. Şimdi ben eski fotoğraflarıma bakıyorum. Buralarımda saçlar falan vardı. Şuralar değil mi? Bakıyorum, kim bu diyorum. Geçki. Geçmiş. O gitmiş. Bir gün geliyor, bakıyorsunuz, ertesi gün bile, aa ben bugün daha iyi görünüyorum. Ertesi gün bakıyorsunuz, ya bugün pek iyi görünmüyorum diyebiliyorsunuz. Evet. Bırakın onları, mevsimlere bakıyorum. Mevsimler gene ders veriyor.
müzikteki geçki için nasıl ders veriyor? Kıştan yaza geçmek için ilkbahar. Hissettirmeden yani. Ve kendi aralarında ilkbaharın da kendi kademeleri var. Filizleniyor, ondan sonra çiçek veriyor falan. Yaza geçiyor. Yazdan kışa geçmek için sonbahar. Bir yaprağa bakıyorsunuz. Yaprak yeşil. Bir bakıyorsunuz sonbahara gelirken sararıyor. Sonra bir bakıyorsunuz kırmızı oluyor. Sonra bakıyorsunuz kahverengi, bir bakıyorsunuz toprak olmuş. Bir yaprak. Ve nihavetten rast makamına geçerken de nihavet nihavetliğini unutacak. Diyecek ki öyle güzel geçki yaparsanız, oh çok şükür ya ben rast oldum demeli. Yani o zaman hani bu işin belki felsefi düşünce tarafı ama yani neticede bir makamdan bir makama geçtiğiniz zaman makam, eldeki makam geçilecek makama geçtiği vakit sevinmeli. Seviniyorsa iyi geçtiniz. Çok güzel. Ben böyle alıyorum. Yani aslında hiçbir şey ölü olmadığını söylüyorlar zaten büyükler. Mutasavvıflar da söylüyor, ilim adamları da söylüyor. Bugün cansız diye bir şey yok. Bilmem efendim taşa bakıyorsunuz, o da canlı. Neden? Proton, nötron dönüyor. Evet. O zaman ya, her şeyi yaşadığına göre makam da Rast Bey'le Nihayet Hanım birbirlerine eşleştiriyorsun gibi geliyor. Çok mantıklı. Çok güzel. Yani sizin peki bestelediğiniz eserlerde ben bir tanesini dinledim. Çok hoş bir ilahi tasavvuf eseri. Evet. Mesela onda da siz geçkiler kullanıyorsunuz, derslerde de geçiyordunuz. Hatta çok güzel eserler var. Onların üzerinde Cevdet Çağla'nın eseri var. Tabii tabii. Hiç hissettirmeden tek bir notayla. İşte ustalar. Evet. Sizin de çok güzel bir besteniz var. Ben istiyorum ki onu herkes de dinlesin. Bir bölümünü ben hazırladım. Altına da linkini koyacağım. Tamamını dinlemek için o linke tıklayabilirsiniz. Onu bir birlikte izleyelim mi hocam? Yani çok isterim onu. Evet. Şiidir İsmail Emre Hazretleri vardır. O Hazret'in doğuşlarından bir tanesi. Bu bir ağılı yemiştir diye başlıyor. Sonra demedim mi gidiyor. Peki hikayesi var mı bunun? Sizde bir o onun şeyi denilen şey var mıdır? Tasavvufi olarak tabii ki. Manevi bir yolcu. Manevi bir yolcunun eseri o. Ben tabii içimden geldi. Ben mesela benim bir şeyim, fazla bir şeyim yoktur. Yani bestekarlık iddiam da yoktur aslında. Fakat bunu çok sevdim. Ve kendi kendine işte böyle 13 makam mı ne oldu? Evet, evet. Oldu. Böyle bir şey yani. Bir izleyelim onu hep beraber. Evet. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Thank you.
geçecek beraber köprüden geçecek. Geçemezsin demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Et, uy sözüne, ol ol. Görün gözüme, ibretle bak. Bak yüzüne, bakamazsın demedim mi? Bakamazsın. Kanı akıyor, dayanmazsın.
Gerçekten bu eser de çok böyle manevi bir eser. Çok farklı bir havası var. İçindeki geçkiler de aynı şekilde. Şimdi biz bu Stüdyo Turkey'de katıldığınız için ayrıca teşekkür edeceğim. Ama sizin öğrenciniz de aynı şekilde bizle birlikte olacak. Ud, Kaan'ın ve Kenan derslerinde çok iyi isimler yer alacak. Hocam bir de ben gerçekten bu gençlere umut olması için bunu biraz anlatmanızı istiyorum. Bir olay yaşadınız, bir kaza geçirdiniz. Ne kadar kötü bir olay aslında. Araba kazası. Ondan sonra bana anlattığınız bir şey var. O güzel bir anekdot, oradan ben herkesin bir ders çıkaracağını düşünüyorum. Onu biraz anlatır mısınız bize? Yani ne yaptınız ilk kaza geçirdikten sonra? Şeyde Ankara'daydım da karlı. Orada bir şehir dışında bir yere gidiyorum. Kar yok bir yerlerde fakat bir baktım bir yerde kar var, durayım derken falan kaydı. Elektrik direğine çarptı araba. Ben bu şoför yerindeyim ya, öyle bir çarptı ki beni bu tarafa attı ve bu kolumu burasını vurduğumu hatırlıyorum. Arabadan bu elimle açtım, indim. Bir baktım bu kolum uzamış. Böyle. Şöyle bir şey. Çıkmış yani. İlk yaptığım hareket neydi biliyor musun? Tamam dedim.
kanun çalabilir miyim, ona baktım. Tamam, rahatım artık. Sonra beni aldılar, hastaneye götürdüler. Meğerse kolum çıkmış. Çıkmış, onun için uzamış. Onu taktılar yerine. Hala o takış, o takış. Ya çok güzel. Hakikaten bir müzisyen için en zor şey olsa gerek. Ya onu böyle düşündüm. Kırıldı mı, ne olur bilmiyorsun ki, kolun uzamış bir anda. Yani nasıl bir psikolojidir? Düşünün, Sarın Hoca'yla biz onu geçen hafta konuştuk uzun uzun uzadıya. En verimli çağında elleri, biliyorsunuz, parmakları gitti, gitmedi, doktor kalmadı. Önceki programda onu konuştuk ama Sayın Hoca'nın da yapısını biliyorsunuz, çok pozitif. İşte o yüzden sizlerden de bunları duymak, siz kaza geçiriyorsunuz, elinize bakıyorsunuz. Sayın Hoca vazgeçmemiş ki, bir müzisyen için, bir sanatçı, enstrüman sanatçısı için elleri demek hayatı demek. Yani bunlar herkese ders olsun bence. Bu bir bir hikaye, bir başarı hikayesi bence. Yani Allah korusun tabii. Bir şeyler yapıyorsunuz, hani bir sanat yapıyorsunuz. Yalnız kendiniz için değil, isteyen olursa onlara ikramda bulunuyorsunuz bir yerde. Onun için dikkat etmek lazım tabii. Kesinlikle. Hem dikkat etmek hem de ne olursa olsun her şey olabiliyor, vazgeçmemek. Yani evet, 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 evet. Şimdi çok değerli, çok kıymetli hocam Erol Deran'dan güzel bir taksim rica ettik, sağ olsun kırmadı. Şimdi kendisinden güzel bir kanun taksimi dinliyoruz. Thank you.
Evet hocamıza çok teşekkür ediyoruz hocam. Ellerinize sağlık. Bizi aldınız, götürdünüz o bahsettiğiniz rüzgarlar gibi. Bizde de geçki oldu gönlümüzde. Şimdi aslında bir şey sormak istiyorum. Siz böyle çalınca ben düşüncelere daldım. Bu kanun hakkında, kanun deyince insanların aklına ilk kim geliyor? Benim aklıma siz geliyorsunuz ama genel bir kitle için nasıl bir algı var kanunda? Bunları biraz kanun hakkındaki yapıyı ve kanun hakkındaki düşüncelerinizi sizden duymak isterim açıkçası. Şimdi kanun teknik olarak çok zengin bir hali olması münasebetiyle ekseriyette böyle avantür şeyler gelir insanların aklına. Evet. Çalgı mesela, çengi gibi. Öyle mesela oyun havası gelir, avantürist şeyler, efendim longalar, sirtolar, fasıl gelebilir. Fakat mesela bir tamburun, bir kemençenin, bir neyin vermiş olduğu bir intiba var. Onlar söylenince hemen klasik Türk müziği gelir insanın aklına. Ud'da da vardır o. Fakat kanunda bunlara nazaran biraz zayıf gelir o. Halbuki ben şöyle düşünüyorum, esasında bu enstrümanların hepsi Türk müziğini icra ediyorlar. Hele klasik bir eseri icra ediyorlarsa o klasik eserin karakteristik yapısına saygı duyarak ve o klasik eser ne istediğini bilerekten icra etmeli. Hangi enstrüman olursa olsun. Kanun bunlardan ayrı değil. Kesinlikle. Tın olarak da aynı şekilde. Şimdi kanunu bu şekilde düşünürsek, bir tamburun, bir neyin, bir neyin, bir kemençenin, bir udun, Türk musikisindeki vermiş olduğu izlenimi de kanun da verebilir diye düşünmüşümdür hayatım boyunca. Yani aslında bir müzik parçasını özellikle klasik eserlerde dinlediğiniz zaman size bırakın, her sözü bırakın, ah, oh dedirtiyor. Bu özet. Şimdi kanunda ay ne güzel falan, amma güzel hızlı çalıyor falan filan meselelerin haricinde bir kanun taksimi yaptığınız vakit vay beni nerelere götürdü demelisiniz. Bir ney taksiminde olduğu gibi uhrevi hale de getirmesi lazım. Yani bu müziğin haline göre enstrümanın icra ediliş şekli olmalı. Evet. Yani burada aslında o enstrüman değil de o enstrümana dokunan, hayat veren eller de ona onu düşünecek. O ruh veren de önemli. Tabii tabii. Bunu böyle deklar ettikleri için bu enstrüman biraz şanssız bir enstrüman olarak anıldı. Bu anılsın. Devam eder. Mühim değil de şimdi neden kaynaklanıyor bir de? Mesela hiçbir enstrümanda olmayan bir şey var kanunla. Nedir o? Akortlu bir kanunu düşünün. Leblebi alın. Leblebi tanesini kanun tellerinden bir tanesine atın. Ting 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 gittiği zaman akortlu olduğu için kötü bir ses çıkmaz. Çıkmaz be. Şimdi düşünebiliyor musun? Şeyi ilk öğrenen insan onun o zengin halini gördü mü? Leblebi çalar da ben nasıl çalamam? O zaman başlar nereye? Teknik davaya gitmeye başlar. Halbuki müzik yapmak için teknik bir hizmetkardır. Ve müziğin önüne geçmemelidir teknik. Şimdi demek ki işte aslında onu söylüyorum her zaman. Dediğim şu, bir sanat eserini yaparken felsefeniz olmasın lazım. Bahsettiğimiz konu bugün, evet. İşte kesinlikle, onu söylüyorum. Kesinlikle. Yani şimdi mesela ben kanun çalacağım. Ne? Kanunu bırakalım. Bir enstrüman çalıyorum diyelim genel anlamda. Bu ney olur, bu kemençe olur, bu ud olur, bu kanun olur. Ben bu musikinin hakkını nasıl verebilirim düşünmesi lazım. Bu müzik ne istiyor? Şimdi mesela klasik koroda çalarken, radyolarda klasik koroda çalarken onun icabına göre çalardık. Soliste çalarken herhangi bir solist, o da solistine bağlı. Mesela bir Bekir Sıtkı'ya çalarken başka, bilmem birisine çalarken başka. O halin yansıması üzerinde çok dururum ben. O halin yansıması ne icap ediyorsa onu yaparsınız. O heyecan da içine dahil tabii değil mi? Tabii tabii. Mesela bir fasıl çalarsınız. Fasılda solo da çaldığınız gibi çalmazsınız.
faslında ritim vardır, enerji vardır, dinamizm vardır, nüans yoktur. Ve birbirine bağlı büyük bir kompozisyon, bir parça kolektif var. Kolektif bir yapıda ilerler. Yani onun için hepsi, onun için burada özne. Özne müziğin müzik parçasıdır. Bu klasik olur, bilmem halk müziği olur, şu olur, bu olur falan da. Onun hakkını nasıl verebilirim? Bu kanun olsun, bu kut olsun. Bu açıyla bakıyoruz. Çok güzel hocam. Dediğiniz gibi. Peki bir sorum olacak size. Bu solo enstrümanist olmak, bir de ekiple çalışmak bambaşka iki konu biliyorsunuz. Solo çalmak apayrı bir şeydir. Biraz daha özgür, daha rahat aslında. Ama ekiple çalmak, iyi müzisyen dahi olsa, herkes için bambaşka ve biraz daha zor bir iştir. Çünkü her müzisyene göre adapte olmak lazım. Bu şey için konuşuyorum. Çok prova yapılmış eserler için konuşmuyorum. Ama bir birlik bir araya gelindiği zaman, doğaçlama bir şey yapıldığı zaman o müzisyenler uyum sağlayabilmek, aynı Fellah Mungalar, Flamenco yapanlar gibi bir anda çıkan müziklerle bir arada uyum sağlamak çok zor bir iş. Siz çok büyük müzisyenlerle birlikte de çaldınız. Bunu nasıl yendiniz? Yani o heyecanı özellikle nasıl yendiniz sahnede? Nasıl bir ekibe, o ekibe dahil olabilmek için çabaladınız? Sahnede kendinizi ortaya koydunuz. İşte bahsettiğim isimler Mesut Bey gibi. Büyük isimler. Mesela Niyaz Sayın'da mesela Niyaz konser Sayın'da verdik biz. Gene Nevzat Tatlı'nın korosunda, şefliğini yaptı koroda. Nedir biliyor musunuz? Sırrı işin benim anladığım kadarıyla ikiyi bir etmektir. Sevgidir ona. Bak, sevdiğin insanlarla müzik yaptığın vakit o seni anlar, sen onu anlarsın. O yine ruh götürüyor. O zaman iki bir olur. Bir olunca da falsos olmaz onun. Ben öne çıkayım dediğim vakit olmaz. Kapılır gidersiniz. Bir şey olmaz, müzik olmaz. Sen evet, istediğin kadar öne çıkarsan çık. Ama bir şey var, bir gerçek var. Orada müzik olmaz, sanat olmaz. Orada sanat, yaptığımız sanat ne istiyor? Biz ona hizmet edeceğiz ki bizi beğensinler, o zaman beğenirler. Bu bir ekip ruhuyla tabii, bu pastanın neresine ne katabilirim? Mesela şimdi ben bir topluluk yaptık, işte Erol Deren ve Müzik Topluluğu diye. Burada gençlerden çok kıymetler var, dünya çapındaki çocuklar. Ondan sonra onlarla bir araya prova yaptık, defalarca prova yaptık. Ve soruyordum, sizler nasıl düşünüyorsunuz? Ben böyle düşünüyorum, sen nasıl düşünüyorsun? Ortak bir noktada beşi bir yapıyorsun. Ve ortaya mükemmel bir şey çıkıyor. Beşi bir yerde ama bir oluyor. Bir oluyor. Çok güzel. Hocam peki bir şey daha duydum sizden. Bu kanunun namahrem bölgesi varmış. Oraya hiç dokunmadım demiştiniz. Neresi orası? Vallahi bir şey söyleyeyim, göstereyim bunu. Bilmiyorum. Bana yasak öyle bölge diyorlar. Yasak oraya. Bölge. Yasak bölge. Yasak bölge. Usluklu, vizyonlu enstrümanistler evet, için yasak bölge. Kanun sonrası işte malum buradan çalınıyor. Evet. Kanunun bu tarafı var. Burası dokunulmaz. Kanunun? Bana göre. Dokunan dokunsun, ben karışmam. Ama ben daha hala oraya parmağımı süremedim. Ben sürebilir miyim? Sür. Yok, şimdi kirlenmek istemiyorum. Ya. Hayır, gitmedi elim gitti. Yani hakikaten şimdi bu bir inanış, bir anlayış meselesi. Onu orada değerlendirenler var mı? Caftır cuftur falan evet, yaparlar. Evet, ama biz klasik sevdiğimiz için bu tarafında işimiz yok. O zaman yasak bölge kesinlikle. Burayı leblebiye bırakalım o zaman. Leblebiye de bırakmam. Ona bir dakika. Ha onu diyorum. Mesela bak bir şey at üzerine bak. Tın 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 ses geliyor. Akortlu bir kanunsa. Güzel bak, bir akor geldi. Bak. Doğru. Bu böyle çalar da diyor. Yine acemi. Ben nasıl çalamam diyor. Bu sefer tekniğe gidiyor. Tekniğe git. Tekniği müzik yapmak için kullan. O müziği teknik için kullanırsan o zaman kakofoni çıkar işte. Yani. Müzik olmaz. Öyle olsa zaten şu robot çağında robotlar yapmıştı müziği çoktan. Robotlar üstelik şey mesela makine bir müzik çalar. Misal eksiği yoktur.
falsosu yoktur. Yapmışlar piyano çalan, ruh yok. Hepsi tamamdır. Yerli yerindedir. Fakat ah yok. Yok. Ama bir şey oldu ya. Diyebilirim sana desen de titriyor musun? Titriyor musun? Resme baktığın vakit böyle bak. Nasıl yapmış? Orada her şeyi hissetmen, müziği de hissetmen lazım. Şiiri de hissetmen lazım. Şiirde de onları hissetmen lazım. Ama müzik sübjektif. Bakın hepsinde bir şey var, vasıta var. Resimde işte bilmem görünen bir şey var, fırça var, boya var, model var, şu var, bu var. Müzikte, şeyde, şiirde günlük kullandığımız kelimeler var. Tiyatroda her şey mevcut, görünür olan. Müzikte hiç görünmeyen bir şey var. Aynen öyle. Burada. Yani hatta Şapan Ağar'ın zannediyorum. Güzel sanatlar soyutlaştıkça müziğe doğru giderler der. Meal olarak budur. Soyutlaştı. Çünkü müzik soyuttur. Evet, müzik zaten görmediğimiz madde olarak aslında titreşimlerle hissettiğimiz ve iki taraflı titreşim. Bir, kulaktaki reseptörlerle aldığımız yani bilimsel titreşim. Diğeri de kalbe dokunan ki o hiçbir zaman anlayamayacağımız bir ruhla icra edilen eserlerim. Bir sana bir şey mi? Açıklaması aslında. Kainatta neye bakarsan bak içinde müzik var bizim duymadığımız. Evet. Neden? Kainattaki hangi maddeye bakarsan bak titreşimden oluşuyor. Tabii. Titreşim, ses nedir? Titreşimlerden titreşim, meydana gelir. Şunu kulağımıza gelen. Geliyor. Şimdi bakıyorsun demek ki bugün bir taş parçasında bile müzik var. Aynı zamanda taş parçası bir resimdir. Çünkü görüyoruz. Demek ki müzik ve resim kainat. Evet. Çok güzel. Acaba doğru mu bilmiyorum. Yok kesinlikle doğru. Bu frekansların frekans, bu frekansların yani var olması tabii, zaten tabii, bilimi temeli. Tabii tabii. Bilim söylüyor. Evet. Yani hangi maddeye bakarsanız bakın titreşimlerden oluşuyor. Tabii. Sese bakıyorsun titreşim. Tabii. Duyuyoruz. Bizim duymadığımız bir şeker şeyine bak. Dinlesen bulamazsın ama onu müzik içinde müzik titreşimlerden kaynaklanan müzik olduğu böyle kainatın kendine göre bir sesi var derler. Öyle zaten. Öyle. Doğadan geliyor sesler. O kulağımızın algılayabildiği hertzler arasında duyduğumuz sesler onlar onların geliyor. Uyumu, birleşimi müzik ama, oluyor. Ama daha algılayamadım. Beşersin altında olan. Hatta bir şey yazı okudum. Ne kadarı doğru bilmiyorum ama bilim adamları da araştırmış. Sağlam bir kaynak vardı CERN ve araştırma yapmışlar. Nazi döneminde, o işte 2. Dünya Savaşı çıktığı zamanlarda uçaklardan insanların algılayamadığı ki ben makalemi de bunun üzerine yazmıştım. Müziğin beyin üzerindeki etkileri üzerine. Algılayamadığı frekanslar yolladıklarını söylüyorlar. Alfa, beta ve teta frekansları. Hı hı. Birisi olumlu his uyandırırken diğeri korku ve endişe veriyor. İşte beynin amigdala arka kısmındaki bölgesine. Hı hı. Çok güzel makaleler var. Ben müsait bir zamanda onları da yayınlayacağım. Çok ama güzel. Gerçekten çok ilginç. Yani evet, o tınıların insanları huzursuz ettiğini, tabii. Deli ettiğini, tabii. Böyle çalışmalar yapıldığını söylüyorlar. Tabii. Mesela bizim duymadığımızı hayvanlar duyuyor mesela. Ha, evet öyle bir şey var. Köpek duyuyor. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Farabi'nin Edirne'de bir müze var orada. Sağlık müzesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Farabi'nin yaptığı makamlar üzerine çalışmalar var. Yani terapilerde kullanıyorlarmış bunları. İşte evet. Ras makamı neye iyi gelir? İşte Ferah Feza makamı neye iyi gelir gibi. Orada yazıyor bir listesi vardı. Yani o titreşimler işte kimlerin nereye dokunuyor bilemiyoruz evet. Tabii. Yani ama böyle bir şey var. Var. Yani her maddede, katı maddede bir titreşim olduğuna göre evet. Öyle müzik olması müzik lazım. Ama biz dinleyemiyoruz. Resim ve müzik işte o kadar. Evet. Teşekkürler hocam. Çok estağfurullah canım. Siz de katıldığınız için, bize sürekli desteklediğiniz için ve yanınızda olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani sizin bu platformla gençlere böyle bir yol açmanız, bu şekilde kaliteli ve vizyonlu bir program sayesinde insanlara ulaşmanız bizim için her şeyden kıymetli. Asıl önceliğimiz buydu zaten.
Tekrar teşekkür ediyorum. Çok gurur ve onur verdiniz bize. İyi ki hocamız olmuşsunuz. İyi ki bizimlesiniz. Benim için de çok güzel oldu. Şimdi canım kısaca bir şey söylemek istiyorum. Kimde ne varsa aslında kendi malı değildir. Hepimizindir. Onu biz kendimiz icat etmedik. O bize verilmiş olan bir hediyeyi saklamak durumunda değiliz. Elimizden geldiği kadar isteyene, layık olana istiyorsa eğer vermek durumundayız. İnsanlık budur diye düşünüyorum. Çünkü bizim gasp edebileceğimiz bir şey değil, bizim malımız değil. Herkes de ne güzellik daha, biz de onlardan istifade ederiz. Karşılıklıdır. İnsanların, işte bütün mesele, onu söylüyorum, insan ilişkisinde büyük dersler vardır. Elimizden geldiği kadar onu yaşamak lazım olduğuna inanıyorum. Kesinlikle hocam. Çok değerli. Yani bu söyledikleriniz de öyle. Evet. Daha sonra yapacağımız, tekrar müsait olursanız, görüşmeler de aynı şekilde yine röportajları arzu ederseniz tabii birlikte olmak isteriz, paylaşmak isteriz. Bu değerli sözleriniz için çok teşekkür ederiz. Herkese bir ışık olmasını diliyoruz. Erol Hocam son bir sözünüz var mıdır izleyenlere? Müzikle alakalı. Bir de ben sizin her zaman pozitif tarafınızı da bildiğim için hiç vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum böyle yolundan dönmek isteyen yetenekli insanların. Onlara bir sözünüz varsa eğer. Olmaz mı? Yani yetenek çok önemli. Fakat kafi değil. Çalışmak önemli. O da kafi değil. Sistemli çalışmak önemli. Sistemli. Metotlu. En kısa yoldan doğruya gitme yolunu görmeli diye düşünüyorum. Evet. Ve istifade etmeli her güzellikten insana. Yalnız bir de şunu söylemek istiyorum. Yalnız bir sanat dalıyla ilgilenmektense çeşitli sanat dallarıyla ilgilenirseniz birbirini beslerler. Evet. Her tabii. Çiçekten bir. Tabii. Her daldan bir çiçek almak. Mesela resim, müzik, şiir yazmasını bilmeyebilirsiniz ama şiirden zevk alabilirsiniz. Resim yapıyorsanız müzikle resim arasındaki ilişkiyi görürsünüz. Ben Allah onu nasip etti. Hem resim hem müzik yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve birbirlerine öyle bir ilişkisi var ki bir bakıyorum resim yaparken sessiz bir müzik gibi geliyor. Evet. Müzik yaparken de bir tablo yapıyormuşum gibi geliyor. Hakikaten bunları yaşadığım için söylüyorum. Çok güzel duygular bunlar. O zaman herkese nasip olsun bu. Herkese sizin gözünüzden dünyaya bakmayı nasip etsin diyelim. Böyle bir sanat algısından. Herkes de var aslında. Var. Ortaya çıkmamıştı. Herkes de var. Kendisi de uğraşırsa çıkarır ortaya. Evet. Bizim de bilmediğimiz çok şeyler vardır. Halen devam etmektedir. Bilenlere gideriz. Bana bunu öğretsene diyebiliriz. Ne kadar büyük bir mutluluk. Öğrenmek. Tabii. Sonu olmaması lazım zaten. Her şeyi bilemez ki insan. Mümkün değil. Ve öğrendikçe insan keyif almaya başlıyor. Tabii canım. Yahu onu bırak. 3 yaşındaki bir çocuktan bile ders alırsın. Öyle bir şey yapar ki, inan ben şu anda aklıma gelmiyor ama öyle bir şey yapar ki onun cesareti çünkü bilmeden yapar o. Doğru. Mesela naif, doğaldır. Doğaldır. Naif resim yapılır mesela değil mi? Düşünebiliyor musun? Çocuk onu mesela alır eline kağıdı kalemi 6 yaşındaki resim yapacak bir çocuk ne yapar? Hiç düşünmez. İçindekine baktırır. Ama bir yere gelmiş bir insan, ressam olarak bir insan, naif resim yapmakta zorlanır. Çünkü düşüncesi vardır. Evet. Picasso ne demiş? Rafael gibi resim yapmak 4 senemi aldı. Fakat bu tarz resim yapmaya hala çalışıyorum. O zaman içimizdeki çocuğu öldürmezsek başarılı bir müzisyen veya ressam, bir sanatçı olabiliriz. Tabii. İnsan olur. İnsan oluruz. Yani önceliğimiz o. Önceliğimiz. Herkesin önce insan olması dileğiyle diyelim o zaman. Canım benim. Hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok kıymetli. Yani ben sabaha kadar konuşmak istiyorum. Ne güzel. Ama sanırım ekipmanlarımızın süresi
yetmeyecek. Yetse ben sabaha kadar isterim burada olmayı. İnşallah gene beraber oluruz. Yok tabii ki, tabii ki. Şaka bir yana çok keyifli programlar geçiriyoruz. Her seferinde böyle katlayarak üstüne gidiyoruz sizlerin sayesinde. Tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. Tekrar görüşmek umuduyla Stüdyo Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Çalışmalarımızı sitemizde de paylaşacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.